Fokus'la karşınızdayız. Ben Güzem Yılmaz Ertem. Bugün Fokus programının ilk bölümünde önce piyasaları konuşarak başlayacağız. Çünkü biliyorsunuz dolar Türk lirasındaki hızlı yükseliş 7.25 seviyesinin üzerine doğru hızlı bir yükseliş yaşandı. Tabii bu süreç içerisinde dikkat çeken önemli bir nokta elbette diğer gelişmekte olan ülke kurlarında da baskı var ama Türkiye varlıklarına özgü ve Türk lirasına özgü olan bu satış dalgası daha sert hissedildi ve negatif ayrışma yaşanıyor. Ben öncelikle biraz bu rakamları ekrana taşımak istiyorum. Sonrasında zaten Ekons danışmanı kurucu ortağı Ferhat Yüksel Türk'le de buradaki detayları konuşacağız. Ama ekrana gelen tabloda göreceğiz ki Türk lirası ile beraber diğer gelişmekte olan ülke kurlarına bakıldığında yılbaşından bugüne kayıp yaklaşık %18 seviyesinde Brezilya Reali, Güney Afrika Randı ve Meksika Pezos'un hemen üzerindeyiz. Burada Türkiye'nin farkı şu, diğer sert değer kaybeden ülkeler özellikle enerji ihracatçısı ülkeler. Bu sebepten ötürü petrol fiyatlarındaki sert yaşanan düşüş elbette bu ülkeleri daha fazla etkiledi. Türkiye'nin hikayesi tam tersi olmasına karşın yani petroldeki düşüşün bize pozitif bir katkı aslında sağlamasına karşın TL'de bu ülkelerle beraber negatif ayrışıyor. Eğer tabloyu biraz daha kısa vadeye çekecek olursak ve 1 Nisan'dan itibaren yani yaklaşık kabaca son 5 haftadır, son 1 aydır bakacak olursak orada da Türk lirası Brezilya Reali ile beraber %9 değer kaybıyla en çok değer kaybeden ülke kurları içerisinde yer almış. Dolayısıyla süre kısaldıkça burada vade kısaldıkça yani bir aydan son bir haftaya kadar 5 güne kadar geldikçe aslında negatif ayrışmamızın daha sert hissedildiğini görüyoruz. Üstelik bu hareket volatilite ile beraber geldi. Ekrana gelen ikinci tablo ise şu an hali hazırdaki haftalık zımni oynaklıklar. Orada kurun oynaklığı 25 seviyesinin üzerine yükseldiğini görüyoruz. Değişime bakacak olursak ise son 5 gün içerisinde kur oynaklığı en sert artan ülke Türkiye olmuş. Türk lirasının zımni oynaklığı, bir haftalık zımni oynaklığı son bir haftada %52 artmış. Şimdi detayları konuşacağız. Ekons danışmanı kurucu ortağı Ferhat Yüksel Türk olacak. Bu arada Norveç Merkez Bankası da politika faizini 25 bas puan indirdi ve %0 seviyesine çekti. Bu son dakikayı da aktaralım. Ferhat hoş geldin yayına. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi Türk lirasının üzerindeki baskıyı konuşuyoruz ve tabii bu çerçevede birçok açıklama geliyor. BDDK'dan bir yandan önümüzdeki sürece dair bu kur manipülasyonuna ilişkin cezai şartlar uygulanacağı ama bunun da ucu çok açık. Yani neyin kur manipülasyonu sayılıp sayılmayacağı da zannediyorum ki tam açıklığa kavuşmadı ama burada hem bakıldığında bankalar için bir sıkıntılı bir süreç var. Hem corporate tarafı kurumsal için hem de hane halkı için. Öte yandan swaplara ilişkin birçok adım atıldı. Dolayısıyla neler söylersin? Yani şu son bir ayda atılan adımlar kurdaki oynaklığın önüne geçmek için ve sonucunda hala yükselmeye devam eden bir dolar Türk lirasını nasıl yorumluyoruz? Tabii senin de belirttiğin gibi aslında bizdeki kurdaki bozulma özellikle Mart'ın ortasından hatta Nisan başından itibaren daha da hızlanmış durumda. Bunda biraz da bizde de vaka sayısının hızlı artması o dönemde ve aslına bakacak olursak hani diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla bir miktar daha önlemlerimizin ekonomiyi etkileme anlamında daha kapsamlı olması nedeniyle biraz olumsuz şekilde ayrışmış durumdayız. Burada Brezilya da aynı şekilde. Brezilya da bu virüs tarafında oldukça olumsuz yönde etkilenmiş durumda. Bu anlamda tabii aslında bir nebze de olsa beklenen bir hareket. Fakat son özellikle 7'yi açtıktan sonra orada 7'de hatırlarsan önemli bir seviye olarak görülüp orada bir miktar savunulmaya çalışılmıştı. Orayı açtıktan sonra hareket hızlanmış gibi görünüyor. Teknik olarak da zaten bu seviyelere ilk etapta en azından bir önceki tepesine gelmesini bekliyorduk. Bundan sonra asıl belirleyici olacak bence beklentiler üzerine yoğunlaşmak lazım. Burada swap anlaşması olabilir ya da IMF ile yapılacak bu kısa vadeli kaynak kolaylığı şeklinde bir anlaşma olabilir. Bu yönde gelecek haberler bir miktar da olsa rahatlatabilir. Fakat biz BDDK'nın yaptığı son düzenlemelerle biraz yabancının girişini de sanki daha da zorlaştırdık. Normalde bu seviyelerden bazı en azından hedge fonların gelip en azından Türk lirasıyla yeni pozisyon almasını bekleyebilir. Fakat şu andaki mevcut düzenlemeler buna da çok fazla imkan tanımıyor. Bu anlamda da baktığımızda aslında düzeltme de istediğimiz seviyede yani bu hızlı girişin sert düzeltmesi de bence istediğimiz seviyede olmayabilir. Sonuçta hane halkı tarafı halen nette alıcı seviyesi pozisyonuna devam ettiriyor. Reel sektörde borçların ödeme anlamında piyasadan gidip halen
dolar ya da euro şeklinde alımını gerçekleştiriyor. Bu döngüyü kırabilmek için bence bir miktar daha en azından kaynakları çeşitlendirmek ve piyasa dostu açıklamalar yapıyor olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Peki burada gördük ki aslında senin de bahsettiğin gibi örneğin mesela 15 Nisan'la Mayıs'ın ilk haftası boyunca dolar Türk lirasında 7'nin üzerine gelmedi. Sürekli bir salınım yaptı kur. Fakat bu süre zarfında da grafiğin bu kısmında yani 15 Nisan'la aslında 1 Mayıs arasında bu salınımı yaptığı yani 6.87 arasında salınım yaptığı dönemde birçok açıklama vardı. BDDK'dan birçok uygulama geldi. Swap limitleri ve yine diğer hususlarda örneğin işte aktif rasyosunu konuştuk ama aktif rasyosu için elbette bankaların burada biraz daha TL mevduatı ve kredilere ağırlık vermesi gerekiyordu. Tüm bu atılan adımlar da özellikle yabancının elindeki TL miktarını kısmak içindi. Fakat şu koşullarda yabancının elinde gerçekten TL shortlayacak en son 15 milyar doların üzerindeydi yanılmıyorsam ama bu geçen ayki rakamlar galiba biraz daha azaldı Ferhat. Öte yandan hane halkı mı sence daha büyük risk? Yani kurun bu yükselişinde tek başına işte Londra ya da Amerika ya da yurt dışından short pozisyonlardan ziyade içeride corporate kurumsalların ya da hane halkının alımı da tetikleyebilir mi? Tabii sen de belirttiğin gibi hane halkı kur seviyesi yükseldikçe normal şartlarda özellikle böyle sert hareketlerde bir miktar DTH'larda çözülme bekleriz. Fakat hala hane halkı tarafında bu yönde bir hareket görmüyoruz açıkçası. Bu seviyeleri demek ki yeteri kadar en azından Türk lirasıyla kıyasla yeteri kadar olumlu görmediklerinizi de size ima ediyor. Burada TL'nin tabii son dönemde faiz indirimleriyle beraber getirsin de oldukça düşük seviyelerde kalmış olması bir miktar daha DTH'a yönlendirmiş durumda. BDDK'nın attığı hamleler de aslında dolaylı olarak yabancının çıkışına bir miktar hizmet etmiş gibi duruyor. Yani bu aktif rasyosu sonrasında Türk bankalarının hızlıca özellikle bono tarafında curve'ün kısa tarafına alımı gelmesiyle beraber faizlerin sert düşmesi burada yabancıya sanki satış fırsatı yaratmış gibi. Özellikle geçen hafta faizlerin düştüğü bir ortamda biz yabancıların yeniden DIT tarafında yani devlet borçlanma senetleri tarafında satışa geçtiğini gördük. Büyük ihtimalle bu hafta da bu faiz seviyelerinden bir miktar satış göreceğiz. Tabii bu yabancının her yaptığı satışta Türk lirasının dolar karşısında tekrardan değiş tokuş yapılmasını ve dolar TL kurunun yukarıya gitmesine neden oluyor. Bu anlamda biraz daha öngörülebilir bir düzenleme çerçevesiyle ve iyi piyasa iletişimiyle bu süreci götürmek gerekiyor diye düşünüyorum. Peki son olarak Ferhat şunu da soracağım. İki tane kanal çok konuşuluyor. Birincisi yani kurun önünde bir tampon, bir kalkan, koruma kalkanı olması için elbette o ülkenin verdiği faiz ve belki de işte daha da önemlisi daha çok tartıştığımız reel getiri yani reel faiz. Dün Fitch Solutions raporunda Türkiye'nin aslında negatif bir reel getiri verdiği ve benzerlerine göre bu konuda aslında çok da yabancıyı TL anlamında cezbedecek bir getiri sunmadığına değinilmişti. Ne dersin? Bu tarz önemlerde faizin, reel getirinin önemi var mı? Merkez Bankası'nın elinde mi önümüzdeki süreçte kurdaki oynaklığın önüne geçmek? İkinci konu ise diğer merkez bankalarıyla yapılacak swap anlaşmaları. Dün hem Societe Generale'in telekonferansına katılan Berat Albayrak'ın açıklamalarında bu vardı. Hem de zaten geçtiğimiz yine hafta başında Sabah gazetesine verdiği röportajda da benzer söylemler vardı. İşte G20 merkez bankalarıyla konuşuyoruz diye. Biraz iki tarafı da bizim için açar mısın? TCMB'nin kendi adına atacağı adımlar neler olabilir? Öte yandan diğer merkez bankaların işlevselliğine, kurdaki oynaklığa ilişkin. Şimdi burada Merkez Bankası açısından bir çıkmazla karşı karşıyayız aslında baktığımızda. Bir tarafta çöken bir iç talep var. Burayı desteklemek adına Merkez Bankası faiz indirerek en azından kredi koşullarını kolaylaştırarak burada iç talebi desteklemeye çalışıyor. Fakat bu atılan adım da tabii TL'nin cazibesini oldukça düşürmüş durumda. Sadece yabancı açısından değil, yurt içindeki yerli sitler açısından da TL'nin cazibesi oldukça düşük seviyelere geldi. Bu da DTH talebini artırıyor. Burada biz yabancı çıkışı tabii ki önemli seviyelerdeydi. Fakat aslında baktığımızda önemli bir talepin ve hatta burada DTH'ların hiç bozulmayan hane halkının burada asıl belirleyici olduğunu görüyoruz. Yani 200 milyar dolarlara yaklaşmış bir DTH'dan bahsediyoruz. Burada yaklaşık 7-8 milyar dolarlık ya da 10 milyar dolarlık bir çözümle aslında yabancının bütün çıkışını karşılayabilecek seviyelerde. Böyle baktığımızda da aslında asıl sorunun yurt içindeki yerleşiklerin halen TL getiri oranlarını çok da
şu andaki mevcut konjonktürde beğenmediğinizi de gösteriyor. Bu anlamda Merkez Bankası açısından dediğim gibi bir çeşit aslında ikilem var. Burada TL'nin bir cazibesini biraz daha arttırıyor olmamız lazım. Bu belki bir miktar mevduat faizlerinde artışa da yönelik hareket olabilir. Fakat şu aşamada bunu yapar mı Merkez Bankası? Bu kadar düşük iç talepte de sanki zor gibi görünüyor. Bu anlamda sanki kur tarafında baskı sürecek gibi duruyor. Diğer tarafta swap anlaşması, bunun büyüklüğü, süresi, vadesi ne kadar olacak? Bunlar önemli olacak. Piyasa tarafından takip edilecek. Ben de bekliyorum bir iki Merkez Bankası ile bunun yapılmasını. Fakat gerçekten bizim ihtiyacımız olan kadar miktarı alabilir miyiz şu konjonktürde? O konuda benim çeşitli soru işaretlerim var. Belki günün sonunda IMF'in kısa vadeli kaynakları, bu virüsle mücadele kapsamında oluşturduğu kısa vadeli kaynakları kullanma yoluna gidebilir. Burada bir program çerçevesinde değil, sadece kısa dönemli mevcuttaki likitte sıkışıklığını çözmek adına böyle bir adım atılabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Ferhat, aktardıkların için, bize bağlandığın için. Ekonomi Danışmanlığı Kurucu Ortağı Ferhat Yükseltürk'ün görüşlerini aldık. Şimdi bugün Fokus'ta konuğumuz Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan olacak. Kendisi hazır, hemen kendisine gidelim. Zeynep Hanım, hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Şimdi ben öncelikle aslında biraz bu Covid döneminde şirketlerin Covid'le nasıl mücadele ettiği ve hem tabii içeride sağladığınız istihdam ve personelin tabii ki sağlık güvenliği, hem de dışarıda müşterilere sunduğunuz hizmetlerde nasıl farklılaşma var, bunu sorarak başlamak istiyorum. Çünkü biz bu hafta yine burada özellikle Doğan Holding Genel Müdürünün CEO'sunu ağırladığımızda hafta başında Hürriyet Emlak'taki yeniden yapılanma sürecine de dikkat çekmişti. Çok büyük önem atfettiklerini buradaki projelere söylemişti. Oradaki detaylara da gireceğiz ama Covid'le nasıl mücadele ediyorsunuz? Şu son birkaç aydır neler değişti şirketin içerisinde? Tamam, bununla başlayalım. Ya biz bir teknoloji şirketi Hürriyet Emlak zaten. 14 yıllık bir teknoloji şirketi. Dolayısıyla pek çok açıdan zaten çalışma pratikleri hep online platformlar üzerinden süren bir şirket. Aynı zamanda genç bir nüfusumuz var. Biz genç bir personelle beraber çalışıyoruz. Dolayısıyla da aslında bu COVID'in sonrasında önce merkeze insanlarımızı koyarak hemen sağlık tedbirlerini almak için evden çalışmayı düşündük, değerlendirdik. Hazır olmak konusunda da kendimizi rahat hissettik. Türkiye'de 7 bölge yönetiyoruz. O yönettiğimiz bölgelerde de zaten hep bizim iletişimimiz bu online platformlar üzerinden. Dolayısıyla hem kendi şirketimizde kurduğumuz kriz komitesi, hem de bahsettiğiniz gibi bağlı bulunduğumuz holdingin kurduğu kriz komitesiyle de bir paralellik arz edecek şekilde biz ilk evden çalışmaya başlatan şirketlerden biriyiz. Tabii ki orada arkadaşlarımızı tamamen koruyacak aksiyonları da aldık. İşte bir takım sağlık ekipmanları göndermeye gayret ettik. Ona dikkat etmelerine dair, nasıl bundan sonra işlerini sürdürebileceklerine dair bir takım rehber dokümanlar ve eğitim süreçlerimiz de oldu. Herhangi bir verim kaybı yaşamadığımız gibi aksine çok daha olumlu bir şekilde yönetebildiğimizi gördük. O açıdan memnuniyet verici. Sorunuz da tabii müşterilerimizin nasıl hareket ettiğine dair de bir kısım da vardı. Orada da onların da tabii ki Sağlık Bakanlığı'nın uyarılarına uygun davrandıklarını, devletin uyarılarına uygun davrandıklarını gözlemledik. Ofislerini çoğunlukla şeyler bazında, toplantılar varsa eğer görüşmeleri planlanmış, onlar bazında açtıklarını gördük. Son derece güzel bir ilişki kurduk biz de kendi müşterilerimizle ve emlakçılarımızla. Çoğunlukla faaliyetlerimiz, iletişim faaliyetlerimiz yine online platformlardan ya da telefonla sürdürdük. Dolayısıyla hem müşterilerimiz nezdinde hem de kendi çalışanlarımız nezdinde son derece etkin ve sağlığımızı da koruyarak güzel bir dönem geçirdiğimizi düşünüyorum COVID süresince. Peki siz tabii yakinen çalıştığınız için emlak ofisleri sizce yeterince önlemler alıyor mu? Yani Hürriyet Emlak dışındaki aslında bu pazarda olan diğer katılımcıları soruyorum. Oradaki gözleminiz nedir? Yani dikkatli olduklarını görüyoruz çok. Tabii ki alıcı ve satıcı arasındaki ilişkide her iki tarafında son derece çekindiği bir dönem oldu. Sosyal mesafelendirmenin en önemli mesele haline geldiği bir dünyada tabii ki fiziksel teması herkes minimuma indirecek şekilde hareket etmeye gayret etti. Ama bunun için geliştirdiğimiz enstrümanlar var. Hem online platformlar olarak bizim Hürriyet Emlak'ın,
hem de müşterilerimizin hakeza. Tüketenlerin de normalde zaten satın alma ya da kiralama süreçlerini çoğunlukla online'dan başlattıklarını biliyoruz. Aramalarının neredeyse %92'sine. Bunu da arttırarak sürdürdüklerini görüyoruz. Dolayısıyla bir sorun yaşanmadan devam edebildik. Peki şimdi Covid'in iş yapış şekillerini değiştireceğini konuşuyoruz bol bol ve diyoruz ki yeni normale şirketler nasıl hazırlanıyor? Tabii yeni normal demekten kastım şu değil, sonsuza kadar bu Covid vakasından kurtulamayacağız. Umut ediyoruz ki en kısa zamanda aşı bulunacak ve tüm dünya ve Türkiye'de bundan kurtulacak ama konu zannediyorum ki artık Covid'den kurtulup kurtulmadan ziyade Covid'i atlattıktan sonra da insanların tüketim alışkanlıkları değişecek, şirketlerin iş yapış şekilleri değişecek. Dolayısıyla sizin sektörde de sizce ne gibi değişiklikler olacak? Yani 2020'ye ne gibi hedeflerle başladınız? Covid'den sonra kendi iş modelinizi nereye çevirmeyi düşünüyorsunuz, evrilecek? Gizem Hanım, biz aslında şanslıydık. Biz Covid'den bağımsız olarak zaten müşterilerimize daha fazla teknolojik ürünlerle yaklaşmak ve onları da bunun kullanımını artışına teşvik etmekle ilgili ciddi çalışmalar yapıyorduk. Biz geçtiğimiz seneyi tamamen teknoloji altyapımızı sıfırdan yenileyerek, değiştirerek, güncelleyerek geçirdik. Hakeza bu sene zaten pek çok teknolojik ürünü de lanse ettiğimiz bir yıl oldu. Mesela emlakçılar için en önemli şey oldukça portföyleri olduğunu düşünürsek o ilan giriş süreleridir. Biz şu anda 2 dakika gibi bir süreye indirdik bir ilan giriş süresini. Bu tabii o anlamda yarattığı kolaylık itibariyle son derece büyük bir fırsat oldu Covid içerisinde de. Aynı şekilde Süper Fotoğraf diye bir sistemimiz vardı mesela. Tabii ki daha az fiziksel temas istediği için her iki tarafta da fotoğrafların kalitesinin önemi ya da 360 fotoğrafların varlığı ya da drone ile yapılan çekimlerin varlığı ya da sanal turlar gibi ürünlerin platformumuz üzerindeki varlığı emlakçı açısından büyük fayda sağlıyor. Çünkü bu şekilde tüketicilerine de ulaşıp satın almak isteyenlere, kiralama yapmak isteyenlere daha rahat ulaşma, daha portföylerini daha iyi gösterme şansları oluyor. O açıdan bu yaptığımız hazırlıkla bu yaşadığımız salgın bizi çok hazır yakaladı. O açıdan memnunuz. Ama tabii ki kalıcı etkileri olacak. O kalıcı etkilerini iş yapış biçimlerimizi değiştireceğini görüyoruz. Daha çok sıklıkla fiziksel ziyaretler, mekanları yerinde ziyaretten daha ziyade bütün bu online araçların ve ürünlerin kullanımının artacağını düşünüyoruz. Ama sektör bir şekilde buraya evrilecekti zaten. Belki onun vadesi hızlandı. Dediğim gibi biz de hazır yakalandık. Bu açıdan da bir sorun görmüyorum, öyle değerlendirmiyorum. Teknolojik dönüşümü herhalde 2019'da bu trendi yakaladınız ve bu aslında geçen sene bu yatırımı yapmaya başladınız. 2020 için bir yatırım hedefi koydunuz mu kendinize ve Covid sonrasında bunu revize etmeyi düşünüyor musunuz Hürriyet Emlak olarak? Dün Çağlar Bey de, Sayın Çağlar Göğüş'te Holding CEO'muzda ağırladınız. Onu da bahsettiği üzere Hürriyet Emlak bizim çok değer verdiğimiz, grubun çok değer verdiği bir şirketi. Dolayısıyla burada yatırımlarla ilgili bir hız kesme planımız yok. Rakam telaffuz edebilir misiniz rica etsem? Onu çok tercih etmeyiz ama şöyle söyleyeyim, büyüme hedeflerimizin çok gerisinde kalacağımızı düşünmüyoruz. Evet, talepte bir daralma yaşandı ikinci çeyrek tam hemen Covid sonrasında. Üçüncü çeyrekte biz bir normalleşmenin olacağını ve dördüncü çeyrek planlamalarımızda ise mevsim normallerinin üzerinde bir iyileşme olabileceğini öngörüyoruz. Bu da bizi hedeflerimize paralel bir noktaya getirecektir diye arzu ediyoruz. Öyle öngörüyoruz. Ona göre de çalışıyoruz. Şimdi aslında sizin hazırladığınız grafikler siz konuşurken bir yandan ekranın sağ tarafına da geliyor. Salgın öncesi ve sonrası işte metrekare başına fiyatlar. Şimdi zaten net bir şekilde aşikar. Konut sektöründe çok büyük bir sıkıntı vardı. Maalesef Covid'le beraber tabii ticari gayrimenkul daha fazla etkilenecek elbette. Ama hane halkı için de normal konut sektöründe de benzer bir sıkıntı. Siz de vurguladığınız talep sıkıntısı olacak ama zaten çok fazla arzdan bahsetmenin de mümkün olmayacağı bir yıl. Dolayısıyla hani bu çerçeveden bakıldığında tabii ki biz birçok işte emlak konutla, GİODER'le, sektör temsilcileriyle konut sektörü ne olur, fiyatlar ne olur bunları konuşuyoruz ama
Siz de önemli bir ne diyelim vatandaştan bilgiye erişme konusunda önemli bir kısa sürede aslında güce sahipsiniz. O yüzden algı nasıl şu an sizce sektöre dair? Yani hem satılık olan işte talep satılık ilanlara talep hem kiralık ilanlara talep ya da bölgesel dağılıma baktığınızda Türkiye'de mesela Covid'in yaygın olduğu büyük şehirlerde talepte bir azalma oldu mu? Biraz analiz yaparsanız çok sevinirim. Tabii ki. Şimdi şöyle, yani bu emlak sektöründe hareketliliğin olmasının temel şeyi motivatörü aslında ekonominin stabil olması, döviz kurlarındaki oynaklığınsa sona ermesi, buna paralelde tüketiciye bir güven oluşması. Bu güven ortamının tesis olunduğu durumlarda zaten pazarın ciddi anlamda büyüme eğilimi gösterdiğini görüyoruz. Hareketliliğin de kiralamalar tarafında da canlandığını görüyoruz. Tabii bu tarz, bu çok enteresan bir dönemden geçiyoruz. Yaşadığımız pandemi başka bir şeye benzemiyor ama ilk 2-3 haftada bunun ciddi etkilerini gördük. İlk 2-3 hafta gerçekten talepte bir daralma, bir ilgisizlik. Tabii ki orada çok bambaşka bir şey vardı. Ama sonrasında belki yayın boyunca gösterdiğiniz grafiklerden de görecektir izleyenler de. Sonrasında taleplerde bir canlanma oluştuğunu gözlemliyoruz. Buna mukabil de fiyatların arttığını, en azından arz olunan fiyatlarda bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Tabii bu taleple paralel olarak karşılık bulacak mı, yoksa bu reelde aslında eşitlenecek mi, ya da Covid öncesine göre daha aşağıda mı seyirlerde gerçekleşecek? Bunu hepimiz size zaman gösterecek. Ama şunu söyleyebilirim, talep tabii çok farklılaşıyor. Yani Covid sonrasında biz çalışanlar olarak, mesela evlerden çalışmaya başlayanlar olarak artı oda ihtiyaçlarımız, çalışma odası ihtiyaçlarımız gibi şeyler oluştu. Bundaki artışların olduğunu gözlemliyoruz. Ya da mesela mevsimin normallerinin ötesinde bir yazlık ev arama trendi olduğunu görüyoruz. Yine arama istatistiklerine baktığımızda, ya da daha fazla bahçeli, teraslı, balkonlu evlere yönelik aramaların yapıldığını görüyoruz. Hem kirada ve hem de satış tarafında. Bunu da tabii daha ziyade evlerde vakit geçirdiğimiz için evlerde de konfor alanlarımızı değiştirmek, güncellemek, bundan sonrası için hazırlık yapmak gibi yenilenme, farklılaşma, yaşam mekanlarımızı, yaşadığımız mekanlarda aradığımız değişiklikleri yansıtma olduğunu görüyoruz. Bunun talebe etkisi olduğu olacaktır. Dolayısıyla da bunun talepte hareketlilik getireceğini görüyorum. Ama başında söylediğim gibi daha stabil bir ekonomi ve döviz kurlarındaki rahatlamanın güven ortamı açısından son derece yardımcı olacağını düşünüyorum. Ana driver'ı bu emlak sektörünün, o açıdan kesinlikle bunun elzem olduğunu görüyorum. Peki bölgesel analize bakıldığında büyük şehirlerle diğer şehirlerin farkı, örneğin İstanbul'da fiyatlarda hem satılık için sorayım, satılık ilanlarda hem de kiralarda bir değişiklik gördünüz mü? Bir artış gördük Covid öncesi ve sonrası, %7 ile 8 arasında. Hı hı. Özellikle İstanbul, notlarıma da bakacağım. İstanbul'da, Kayseri'de, Sakarya'da, Yolova'da, mesela bu Sakarya Yolova konusunda biz tamamen İstanbul'a yakın fakat İstanbul'dan daha uzak, biraz daha korunaklı fazla alan belki olabilecek, korunaklı olabilecek yerler olarak tercih edildiğini görüyoruz. Orada yine arz olunan fiyatlarda bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Kiralıkta da yine İzmir'de ve Mersin'de ve Adana'da, Gaziantep'te, Edirne'deki kiralama fiyatlarının 5 ile %25 arasında bir artışa sebep olduğunu görüyoruz. Tabii bunları konuşmak için çok erken biliyorum ama sizce Covid'i atlattıktan sonra da bahçeli evlerde oturma, daha büyük evlerde oturma ya da sahil kasabalarına büyük şehirlerden göç etme gibi bir sizce ihtiyaç doğacak mı? Yani bu anlamda talep farklılaşmasını da bekler misiniz siz emlak sektöründe? Yani biraz daha uzun vadeli soruyorum aslında bu soruyu. Evet, ya şu anda halihazırda bizim gördüğümüz arayışlar zaten semt bazında baktığımızda İstanbul'da mesela Zekeriyaköy'de, Uskumruköy'de ve Göktürk'te talebin çok arttığı, buradaki işte bahçeli evlere, daha şehrin çeperinde de olduğu için bu semtler, buradaki semtlere bakmak ve bahçeli evlere bakmak gibi bir eğilim var. Hakeza Antalya'da artan bir ilgi olduğunu görüyoruz. Diğer şehirlerde de, büyük şehirlerimizde de hep şehrin çeperinde ve daha bahçeli evlere ilgi olduğunu görüyoruz. Bunun kalıcı olduğunu
kalıcı olduğunu düşünüyorum. En azından orta vadede insanların daha korunaklı olacağını düşündüğü için bunu tercih edeceklerini düşünüyoruz. Ama tabii hep yeni normaller konuşuluyor. Bu yeni normallerin nasıl şekilleneceği de zaman içinde belli olacaktır. Biz de bu istatistikleri sürekli güncelliyor olacağız. Peki biraz Hürriyet Emlak'ın gelir modelinden bahsedelim isterseniz ve tabii bu COVID'le mücadele ederken siz de gelir modelinizi korumak adına kampanyalar düzenlediniz mi? Oradaki detaylar nedir Zeynep Hanım? Evet, biz aslında bizim gelir modelimiz, biz emlakçılarımıza satış yapıyoruz. Yaptığımız paket satışları da içerisinde bulunduğu ilan adetleriyle onların platformumuz üzerinden listeleme yapması, kendi yayınlarını yapması aslında. Bunu da yaparken öyle şeyler sağlıyoruz ki hem Türkiye'de yayınlanmaları mümkün oluyor hem de yarattığımız yurt dışı bağlantıları sebebiyle 72 ülkede de aynı şekilde görüntülenebiliyorlar. Bu da tabii ki yabancı ilgisini de toplayabilmeleri açısından gayet önemli. Bizim genel olarak modelimiz bu. Ancak COVID'e reaksiyon olarak hemen onlara yardımcı, müşterilerimize yardımcı olabilmek için biz artık maliyetleri, satışları vesaire bir kenara bırakarak bir fedakarlık yılı ilan ettik bu seneyi. Ve Mart ayında %50 indirim açıkladık ve artı bir ay ek verdik onların sözleşme sürelerine. Normalde satışlarımız yıllıktır. 13 aya taşıyarak Mart ayında da %50 ödemelerine şeklinde bir kampanya. Fakat baktık ki salgının kalıcılığı daha uzun süre olacak ve etkileri de daha geniş tahminimizden. Bu durumda daha büyük bir rahatlatma desteği vermemiz gerektiğini düşündük. Biz sektörün çok önemli bir oyuncusuyuz. Çok her zaman müşterimizin yanında olmuş, derneklerin, federasyonların, zincirlerin de yanında olmuş bir markayız. Dolayısıyla 2 aylık ücretsiz bir kampanya başlattık. Nisan ve Mayıs aylarında geçerli olacak şekilde. Taahhütsüz, şartsız, herhangi bir limit koymaksızın SALT işletmelerine ve işlerine devam edebilmeyi teşvik etmek açısından onları yine platformumuzda var etmek, hem de biraz önce sözünü ettiğim yeni teknolojik ürünleri de deneyimlerini sağlayabilmek, adaptasyonlarını sonraki dönem için hazırlayabilmek, kendilerini de hazırlayabilmek açısından böyle bir kampanya açıkladık. Bunun bizim açımızdan değeri 10 milyon lira. Yani biz çok ciddi bir sektöre teşvik paketi açıklamış olduk aslında. Ve bunun da hemen karşılığını gördük. Yani şu anda mesela bizim müşterilerimiz bize teşekkür ettiklerini söyledikleri videolarla bizi destekliyorlar kendi sosyal medyalarından. Elbette biz de onları kendi sosyal medyalarımızdan aslında, destekliyoruz. Aslında pardon bölüyorum ama pazarda da böyle bir talep olmadan siz aslında biraz erken adım atmış oldunuz bu konuda değil mi? Biz erken adım atmaya özellikle gayret ettik. Çok hızlı olalım istedik ama Gizem Hanım, biz müşterilerimizle hep çok iç içeyiz. Onları hep duyuyoruz ve dinliyoruz. Zaten bu tarz değişkenlikler olduğu, ekonomide bu tarz daralmalar olduğu zamanlarda tabii ki çok büyük bir gider kalemi onlar için bu platformlarda var olabilmek, üyeliklerini oluşturabilmek. Zaten onların talebinin de beklentisinin de bu yönde olabileceğini biliyorduk. Doğru adım attık. Çok güçlü bir vaatle çıktık. Çok güçlü bir teklif gerçekten 2 aylık ücretsiz paket. Karşılığını da alıyoruz. Çok da mutluyuz. Duygusal olarak da aramızdaki ilişki çok ilerledi. Bunu da iki taraf açısından son derece olumlu görüyorum. Peki yavaş yavaş sürenin sonuna gelirken hem ekleyecekleriniz varsa hem ben de son soru hakkımı şuradan kullanacağım. Sektöre dair bir duyurunuz, bir çağrınız var mı? Hem kamu otoritesi için sorayım, sizce sektörün daha fazla teşviğe ihtiyacı var mı? Hem de diğer paydaşlar açısından bakıldığında, örneğin dijital pazarlama faaliyetlerine şirketler cirodan artık daha fazla pay vermeli mi? Ya da teknolojik yatırımlara daha mı fazla pay vermek gerekir? Burada işin doğrusunu bulmanın zor olduğu bir dönemdeyiz. Eminim orada altın bir kuralı yok, formül yok ama tavsiyelerinizi de rica edeceğim. Yani sorunun içinde çok güzel belirttiniz aslında. Tabii ki dijital platformların daha çok kullanılması, dijital tüm çözümlerin, yani toplantı çözümlerinin, ilan platformunun, Hürriyet Emlak'ın gibi platformların çok daha fazla kullanılması gerekiyor müşterilerimiz tarafından. Kendilerini daha çok bu tarafa alıştırmaları ve bu yöntemleri kullanarak iş yapış biçimlerini değiştirmelerini son derece önemli buluyorum. Biz de bunu kendi yapacağımız, sektörel olarak yapacağımız eğitimlerle o anlamda destekleyeceğiz. Hali hazırda onların çeşitli eğitimlerle desteklediğimiz bir durum oluyordu ama bunları daha da arttırarak elbette devam ettireceğiz. Onun dışında devletin zaten
peşin ödeme rakamını %90'a kadar arttırdığı, 500 bin TL altındaki evler için %90'a kadar arttırdığı şeyin karşılığını bulacağını görüyoruz. Tabii bu salgın dönemine denk geldiği için şu andaki belirsizlik ortamı, yine dolar kurundaki yükselişin de belki yeterli potansiyeli açığa çıkarmasına mani olduğunu düşünüyorum. Ama bir süre sonra bu da karşılık bulacaktır diye düşünüyorum. İnsanların yaşam biçimlerindeki sorguladıkları değişiklikler, çok hoş olmasa da COVID sonrasında beklenen boşanmaların varlığı, aynı şekilde daha fazla sayıda beklemede olan evlilikler, tekil yaşama eğilimleri, bu tarz şeyleri düşündüğümüz zaman da emlak piyasasında canlılığın devam edeceğini düşünüyoruz. Yeter ki güven ortamını tesis edebilirim. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Hem sektör özelinde hem de Hürriyet Emlak özelinde analizlerinizi, görüşlerinizi paylaştığınız için Zeynep Hanım. Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Ticari İşlerden Sorumlu Eş Genel Müdürü Zeynep Tandoğan'ı ağırladık Fokus'un bu bölümünde. Kısa bir araya gideceğiz. Aranın arkasından Deniz Yatırım Bağlantıları ve Araştırma Müdürümüz Cumhur Örnek'le beraber piyasaları konuşmaya devam edeceğiz. Cumhur Bey, günaydın, hoş geldiniz. Günaydın Güzel Hanım. Nasılsınız? Hayırdır bu formalite? evet, maalesef zor dönemlerden geçiyoruz. Tabii. Yani hem Covid'de vaka sayıları, çünkü son 2-3 gündür Türkiye'de tekrar maalesef artış yaşandı. Umut ediyoruz ki bundan sonraki süreçte bu 3-4 günlük sokağa çıkma yasaklarından sonra bir anda herkesin sokaklara akın ettiği günleri görmeyiz. Çünkü önümüz bayram. Herhalde o da ayrı bir risk olacak, değil mi? Şimdi herkesin 7'den 77'ye bu kadar fedakarlık yaptığı bir dönemde, kendi özel hayatlarından, iş hayatlarından, iş verenler ayrı, hizmetini, maddi manevi, yani hizmetini satanlar açısından ayrı, bu emeklerin boşa gitmemesi ve bir an evvel tekrar o eski çalışma düzenimize yeni kurallar çerçevesinde dönmek herkesin arzusu, o konuda katılırım. Evet, bir yandan bu var elbette. Yani son 2-3 gündür vaka sayılarının biraz daha hızlı artması. Elbette o 4 günlük sokağa çıkma yasağından sonra bir anda akın edildiği için, ki Bakan Koca da Sağlık Bakanı da sosyal medyadan, Twitter'dan benzer açıklamalarda bulundu. Öte yandan içeride hem tabii ki Covid'in getirdiği bir reel sektör krizi bekleniyor. Elbette şu an bilançolar çok zorlanıyor. Hem de öte yandan hali hazırda Türkiye zaten 2018'de bu kur şokunu yeni atlatmıştı. İkinci bir kur şokuyla yüzleşecek miyiz? Bunu sorguluyoruz dolar TL yükselirken. Bir gidelim Ufuk Özdağ'a da soralım bakalım onlar nasıl karşılıyor? Hem bu gelişmeleri hem de piyasalarda artan oynaklığı. Ufuk, hoş geldin. Hemen sözü sana vereyim. Nasıl görüyorsunuz artan oynaklığı yurt içi piyasalar için? Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Dışarıdan başlamak isterim. Dün itibariyle Amerika tarafında bilanço sezonunun gelmesi, aynı zamanda o tarafta bilanço sezonuna tutulan bir endeks var. Orada 2840 seviyesi, S&P tarafında 2840 seviyesi aşağı geçilmedikçe oradaki hareketin yukarı yönlü olmasını bekliyoruz. Çünkü yavaş yavaş dünyada da açılma söz konusu. Fakat reel ekonomiyle piyasaların fiyatladığı şeyler bazen farklılaşabilir. Özellikle Amerika tarafında işsizlik verilerini çok yakından takip ediyoruz. Bugün de yine işsizlik başvurularını alacağız. Asıl önemli data tabii ki yarın tarımcısı istihdam verisini görüyor olacak. Amerikan ekonomisinin ne durumda olduğunu göstermesi açısından geniş çapta bir işsizlik başvurusu olması tekrar bekleniyor o tarafta. Avrupa tarafına baktığımız zaman özellikle Almanya'dan gelen endüstri üretiminin ciddi anlamda 91'den beri en düşük seviyede gelmesi, bu da Avrupa ekonomisinde de sıkıntılar olabileceğini göstermekte. Yine tabii oranın lokomotifi Almanya. DAX endeksinde dün kayıplar vardı. Bugün yukarı yönlü hareketler olduğunu görüyoruz tüm Avrupa'da. Fakat bunlar tepki alımımız. Yakından takip edeceğiz. Özellikle Almanya'da DAX'ta 10.900 seviyesi yakından takip ettiğimiz bir seviye. Yukarı aşılması lazım. Oradaki pozitif havanın devam etmesi açısından. Çin tarafından veriler geldi. Beklenenin üzerinde veriler söz konusu sabah itibariyle. Fakat Asya endekslerini tam olarak toparlayabilmiş değil. Baktığımız zaman orada karışık bir resim devralıyoruz. O taraftan tabii içeriye baktığımız zaman, buradan içeriye döndüğümüz zaman da içeride özellikle bizim endeksimizde 99 bin seviyesinin önemli olduğunu düşünüyorduk birkaç gündür. Bu seviyelerde hala endeks hareketine devam ediyor. 99 bin seviyesinden ciddi anlamda bir geri çekilme söz konusu değil. Buralarda bir süre daha kalması durumunda tekrar yukarı yönlü bir hareket söz konusu olabilir. Kur tarafından
tarafına değinecek olursak, sene başından beri özellikle gelişmekte olan kurları üzerinde ciddi anlamda bir baskı söz konusu. Bunu diğer para birimleri açısından da takip edebiliriz. Yani Güney Afrika randı, Rus rublesi açısından da aynı durum söz konusu. Dolar endeksindeki güçlenme devam ediyor. Tabii ki virüsle ilgili olarak öncelikle dünyada bir toparlanmanın olması, ardından parasal genişleme sonucunda bu diğer ülkelerdeki bu baskının birazcık daha azalmasını bekleriz. Ama şu anda özellikle yurt dışındaki verilere, bütün dünyadaki toparlanmaya çok bağlı. Aynı zamanda şu anda yavaş yavaş karantina sürecinden dünyanın yavaş yavaş çıkmaya çalıştığı düşünüyor ama yatırımcıların kafasında ikinci bir dalga olabilir mi sorusu hala bir soru işareti. Buraları yakından takip etmek lazım. Global hareketi yakından takip etmek lazım diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyorum Ufuk aktardıkların için. Ufuk Özcan görüşlerini aldık ve Cumhur istersen başlayalım piyasaları konuşmaya. Evet. Dolar Türk Lirası'nın 7.25 üzerine olan hareketi. Yani oynaklıkla beraber geldiği için sadece seviye değil elbette oynaklık da rahatsız ediyor. Neden bu son birkaç haftada daha sert hissetmeye başladık sence? Şimdi öncelikli olarak şunu söyleyelim. Ocak ayı başından bu yana özellikle Covid-19'dan sonra gelişmekte olan piyasalardan, sermaye piyasalarından bir çıkış var. Bunu hatta seninle geçtiğimiz haftanın içerisinde geriye dönüp işte finansal küresel krizle karşılaştırmıştık. Taper tantrum dönemiyle karşılaştırmıştık. Çin'in devalüasyon yaptığı dönemle karşılaştırmıştık. Dolayısıyla bu dönem içerisinde görmüş olduğumuz sermaye çıkışlarının hem miktarı hem hızı gelişmekte olan piyasalar özelinde düşündüğümüzde son derece sert. Bir tarafa bunu koymakta fayda var. Resesyon dersen eğer, dünyada resesyon olmayacak gibi bir hani senaryo şu an yok. Ancak geçtiğimiz seneden çok düşük bir baz etkin varsa eğer, farklı bir hikayeyle geçtiğimiz sene büyüyemediysen belki onun üzerine bir şeyler koyabilirsin bu kadar daralmaya rağmen. Ama işte Atlanta Fed'in GDP Now tahminine bakacak olursan eğer, Amerika için şu anki gelen verilerle %17.9 daralma bekliyorlar ki bu kademe kademe muhtemelen veriler açıklandıkça daha da derinleşmeye devam edecek. Almanya'nın genelinde, herkesin genelinde böyle bir daralma söz konusu. Bizdeki kısım dolar Türk lirası ile ilgili olarak son dönem içerisinde bir uyum sorunundan bahsedebilirsin. Bu uyum sorunu da ne? 2018-2019'un gerçekleriyle 2020'nin gerçekleri arasında ciddi anlamda fark var. Burada da mevduat tercihini en çok ortaya konulan faiz enflasyon ilişkisinden okuyabilirsin. Yani 2018-2019'da biz belki 2018 o kur atağından önce insanlar, yatırımcılar %11-%12'lik mevduat faizlerine alışmışlardı. Risk almadan bir aylık vadeye baktığın zaman burada tutmuş oldukları miktarlar üzerinden faiz getirisi vardı. Ama bu bir anda %20'lerin üzerine gitti ve çok uzun sürede orada kaldı. Şimdi aşağıya geldiği noktada %7 ve 8 kurun düşündüğünde, satın alma gücü açısından değerlendirdiğinde belli kesimler ben TL tuttuğum dönem içerisinde %7'lik %8'lik getiriyle bunu baş edemeyebilirim. Dolayısıyla kurun seviyesinden bağımsız yabancı para mevduatlarda bir geri geliş görmedik. Belki bütün pastanın içerisinde almış olduğu oran yüzde, o pastanın büyümesi nedeniyle rakam daha ileriye gitmese de aşağıya geldi. Ama bir bozulma da görmedik. Şimdi yıllık ortalama enflasyonun, yani yıl sonu demiyorum, ortalama enflasyon yani 2020'nin ortalamasının yaklaşık olarak %9,5 onlarda olması bekleniyor. Yani yılı yine belki 8'lerle kapatabiliriz ama ortalama daha yüksek olacak. Sen söylediğin stopajı vesaireyi düşünce vatandaşın cebine kalan faiz getirisi ne? Herhalde %8 mi? O civarda. Dolayısıyla hani reel olarak aslında çok büyük bir getiri sen hane halkına sunamıyorsun. Yani yabancı nezdinde baksak nominal getiri de çok yüksek olmadığı gibi zaten swap kanallarını da kapattın. Ve şu an sürekli bir TL pompalanıyor. Sen hafta başından beri anlatıyorsun bize Merkez Bankası'nın fonlaması artıyor diye. Yani bol bir TL var, cazip olmayan bir faiz var. Dolayısıyla kurdaki yükseliş aslında bu anlamda da normal karşılanabilir belki de. Şimdi biraz oradan görebiliriz. Bir de geçtiğimiz dönem içerisinde kur tarafında dengeleyici unsurlar vardı. Bu dengeleyici unsurların içerisinde mesela bir taraf alıcı olduğu noktada yabancı yatırımcıların carry trade üzerinden açtığı döviz pozisyonları ile birlikte dengeyi farklı katılımcıların olduğu bir piyasada ve daha derin bir piyasada bulmak kolaylaşabiliyordu. Şimdi belli ölçülerde getirilen kısıtlamalar söz konusu. Dolayısıyla belki hani birazcık geçmişten buraya alacak olursak, ki geçmiş derken hani şöyle birkaç örnek vereyim. Bir bankada TL pozisyonu yöneten kişi bankanın en son hani anahtarı kapatıp
çıkıp gidecek olan kişidir. Yani buradaki hikaye de şu, gün içerisinde çeşitli masalar vardır. Kalp gibi düşün hazineyi. İşte o kan pompalanmasını, devinimi sağlayan ana unsur. Bir taraftan müşterilerin girişleri olur, çıkışları olur. Kendi bankan kredi kullandırır, kredi kapaması olur. Bono masan tahvil alır, tahvil satar. Döviz masan dövize alır, satar. Ve bütün bunlar bir tane çetele üzerinden girişler ve çıkışlar gibi düşün. Basit anlamda. Benim güne başlangıcım ne kadardı? 40 milyar TL. Ne kadarlık girişim oldu, ne kadar çıkışım oldu? Borçlanmam mı gerekiyor, yoksa para satmam mı gerekiyor? Yani TL'cinin bütün gün yaptığı iş budur. Ama kimseye de ya benim TL'm yok ya da TL'm fazla var. Ha, sen döviz bonu dövizci olarak bugün döviz alma ya da tahvil tarafında ya benim TL'm yok, senin tahvilini ödeyemem, tahvil alma demezsin. Ama o dönem içerisinde şunu biliyorduk biz bir yerli banka olarak. Bu işler yapıldıktan sonra eğer benim aşağıda bir bakiyem kalıyorsa eğer, ben bu bakiyeyi gidip bir yerden borç bulup eninde sonunda akşam 17.30'da çıkarken sıfır bakiyeyle gideceğimi bilirdim. Dolayısıyla da herkes limitleri çerçevesinde işlemleri yapardı. Ama şimdi yabancı bankalar açısından baktığımızda durum böyle değil. Çünkü neden değil? Geriye dönüp baktığın zaman işte BDDK zaman içerisinde öz kaynakların önce swap kanalını, türev kanalda, ki bunu swap özelinde şey yapabiliriz, özelleştirebiliriz. 50 dedi, 25 dedi, sonra kırdı bunu, bir kısmı TL vadede alım, sonra satım, sonra ikisini birden %1'e indirdi. Yani bir yabancı banka olarak T artı 2 bir valörde benim ne kadar TL'yi bulabileceğim, ne kadar zamanla bulabileceğim esasında bu noktada belli. Bir de dün itibariyle mesela TL plasmanlar, repo, depo, o da %0.5 olarak gelince, şimdi ben bir yabancı bankaysam eğer ve döviz alacaksam ve vadesi dolar TL'nin vadesi de T artı 1 ise, yani ben bugün aldığımda yarın güzeme o TL'yi getirip ödeyeceğim, bunu biliyorum. İşte ama bu son 3 günde güzem bankalarla konuştuğumuz arkadaşlarla, hazineci arkadaşlarla EFT sisteminde ki hani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ödemeler sistemindeki EFT bir kırmızı çizgidir. Yani o 17.30 itibariyle bir 17.25 itibariyle bir mesaj gelir. Haber kapa denir ona. Ben der 5 dakika sonra EFT sistemini kapatıyorum ki şak diye de kapatır. Dolayısıyla hani belki bir kere ya ben şöyle bir artı yaptığımı eksi yazmışım. Eksi yani bir keredir hani senin burada ya ben bir hata yapmışım, bunu bir 5 dakika daha uzatabiliriz, ben onu kapanmak istiyorum. Ya bir kırmızı çizgidir ama son 3 günde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dün mesela konuştuğumuzda 18.30'da kapanmış. Buradaki konularda da eğer Anadolu Ajansı'nın haberini alacak olursak eğer, işte bu döviz karşılığı alınan TL yükümlülükleri yerine getirilemediği için sistematik olarak orada bir tıkanma yaşanmış ve uzama olmuş. Dolayısıyla dünkü gelen o BDDK'nın ya da işte manipülasyonla ilgili sıraladıkları 11 tane madde. Dolayısıyla buradaki kapsam birazcık daha genişletilmiş ama bence detaylandırılmaya ihtiyacı var. Çünkü buradaki gördüğümüz kadarıyla hani şeyler, uygulama nasıl olacak, bu da çok önemli. Dolayısıyla ben bu kadar dönem içerisinde iletişim kanallarını çeşitli ortamlarda, sosyal medyada, Anadolu Ajansı'na verilen röportajlarda, basın toplantılarında bu kadar açık tutan bir ekonomi yönetiminin bence bu şekilde gelmiş olan bir yönetmeliği de birazcık daha detaylandırabileceğini düşünüyorum, tahmin ediyorum. Buna da ihtiyaç olur mu, buna da ihtiyaç görürler mi, onu da yakından takip edeceğiz. Dolayısıyla son hani dönemde görmüş olduğum hani piyasadaki durum bu. Ama şunu da söylemek lazım, eskisi gibi yabancı bankaların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndaki istatistiklere bakarken, ki seninle bunu hep burada dillendirdik, 5-6 milyar dolar işlem hacimleri vardı, şimdi 2 milyar dolar geldi, muhtemelen kademe kademe bunun azaldığını göreceğiz. Şimdi Türkiye dalgalı kur rejimiyle yönetiliyor. Türkiye'de bir sabit kur rejimi yok. Elbette dışarıdan kurun oynaklığının önüne geçmek için birçok adım atılıyor olabilir ama şu sorunun cevabı bizde var mı? Yani yoksa yok diyebilirsin Cumhur. Yılbaşından bugüne %20 yükselmiş kur ve BDDK bu adımları atmasa halde örneğin %40 mı yükselecek? Yani BDDK'nın attığı adımlar kurun yükselişinin önünde bir engel, bu engel olmuş hali mi?
Yoksa daha serbest bir politika güdülseydi yine bu seviyelerde mi olurduk ya daha mı kötü olabilirdi? Bunu bilemeyiz. Hani ama şu açıdan bilemeyiz. Geriye dönüp baktığımızda bazı ezberler var. Mesela bu ezberler işte cari dengesinde kimler fazla veriyor? Açık veriyor. Petrol fiyatları düştüğü zaman kim daha hızlı hareket ediyor, kim daha yavaş hareket ediyor? Çıkma ya da kendini hece etme konusunda kim daha rahat kendini hissedebiliyor? Yani kapı genişliği ne kadar? Ben burada bir risk alıyorsam eğer türev enstrümanlarla bunu belli ölçeklerde koruyabiliyorum. Ya bu kriterlerin hiçbirini geriye sarıp da bilemeyiz. Dolayısıyla bu cevap bizde yok. Ama şunu da söylemekte fayda var. Türk lirası açısından şu A4 kağıda yazılı kuralları konuyor ve bu kurallara uyması isteniyor. Dolayısıyla bu masaya gelip de ya da Türk lirası üzerinden mesela dün sen bana bir soru sormuştun. İşte Bakan Albayrak'ın hani sorusu. Bizim sadece TL fonlamaya ihtiyacımız yok. Döviz fonlama üzerinden de belki dün yapılan sunum belli bir yerlere adrese gitmiş de olabilir. Çünkü bizim Eurobond ihraçlarımız da var. Dolayısıyla bu cepheden değerlendirdiğimizde ki hala bu sene de 8-9 milyar dolarlık bir hedefle başlanmıştı. 4'ü gerçekleşmişti. Devamı gelir mi gelmez mi takip edeceğiz. Dolayısıyla hazinenin borçlanması ve kamunun kur yönündeki politikası çerçevesinde döviz alımı eşittir manipülasyon diyemeyiz. Bu çok yanlış bir ifade. Çünkü dediğim gibi Eurobond ihraçları da var. Zaten hazine yapıyor bu Eurobond ihracını. Yani kamu ihraç ediyor. Dolayısıyla döviz alım satımını da hazineyle gerçekleştirebiliyoruz. Ama burada tabii elbette tek fatura kura kesilmiyor bu oynaklık. Türkiye'nin risk primindeki artışı da istersen biraz izleyicilerle paylaşalım. Oralardaki tablo nasıl? Ya da mesela swap faizlerindeki tablo nasıl? Şimdi swap tarafına baktığınız zaman likitte mesela orada kaç şu anda gösteriyor? Bir haftalık swap 23'lere. Şimdi geçtiğimiz hafta bu %0'lardaydı. Dolayısıyla Londra'nın elinde ya da işte kabaca yurt dışındaki yatırımcıların elinde nispeten daha fazla TL vardı ki birbirleriyle takas ederken faiz bile istemiyorlardı. Şimdi kur yukarı geldikçe belli seviyelerde stop loss seviyeler kapanmış, o dolar TL kısa pozisyonları kapatıp oradaki havuz azalmış ki buradaki faizin %20'ye gittiğini okumuşuz. CDS üzerinden baktığımız zaman da zaten Eurobond'umuz %8'lerde şu aşamada. Alınıp satıldığı yer o 10 yıllık tarafta. Son bir haftada yükseldi mi Eurobond faizleri? %8'in üzerine tekrar yeniden attı. Ama tabii burada ne kadar likiditeyle bu işlemler gerçekleşiyor? Ne kadarı gösterge? Ne kadar sığ? Ne kadar derin? Şimdi hani etkin bir piyasa açısından değerlendirecek olursak eğer o piyasa içerisinde sen sadece 1 milyon doların karşılığı değil 10 milyon dolar 50 milyon dolar da gelir. Oradaki o derinlik onu emrin geldiği noktada fiyatın gidebileceği unsur. Yeri gelir 10 milyon dolar alırsın piyasada bir tik oynamaz ama bu 10 milyon doları başka bir saatte aldığın zaman farklı hareket konuları gidebiliyor. Dolayısıyla bu BDDK'nın manipülasyon 11 maddesinin içerisine baktığımızda hatları genel anlamda çizilmiş. Birazcık daha bence sözlü iletişimle detaylanırsa hep yani sektör açısından bizler bankalarda şu tuşa basanlar açısından da alım satım yapanlar açısından da o arkadaşlarımız açısından da çok daha rahatlatıcı olur. Peki dün Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin dedi ki Türkiye veya başka ülkelere Fed ile para swap imkanı tanınacak mı? Böyle bir soru soruldu ve soruya cevaben de şunu söyledi. Ancak karşılıklı güven ilişkisi tesis edilen ülkeler ile Fed'in swap anlaşması yaptığını söyledi. Ve bu kaynak sağlamak için değil aslında biz yani Fed kaynak sağlamak için var olmuyor. Türkiye'nin aslında hali hazırda gecelik repo imkanını kullanabildiğini de biliyoruz. Dolayısıyla aslında biraz da bu piyasalardaki oynaklıkla ilintili. Dolayısıyla ne dersin Cumhur? Swap bir kredi değil. Karşılığında bir TL ya bir enstrüman veriyorsun ama TL'nin kaynağı, sınırsız kaynağı bizde olduğu için dolayısıyla bunu bir kaynak olarak addedebilirsin. Ama sonuçta Fed'in bundan önce başkalarıyla yapmış olduğu işlemlere bakarsan 2 günle başlıyor, 7 günle gidiyor, maksimum 84 güne gidiyor. Dolayısıyla bu iş sonuçta zaten ve 84 gün geldiği noktada tekrar yenilenip yenilenmeyeceği konusunu da bilmiyorsun. O yüzden Barkin'in bence oradaki söylemi bir kaynak olarak hani görülmemesi gerekli. Çünkü peki, geçici güven mesajı niye vurgulanmış? Şimdi, yani yabancıya Türk piyasasının kapanmasına mı vurguda bulunuyor? O konuda hani birebir olarak röportajı dinlemedim ve bazı noktalarda bu gelen kısa haber başlıkları bizi yanıltabileceği için şunu söyleyelim. Fed'in daha önceki yapmış olduğu, almış oldukları hamlelere bakarsan onlarla birlikte ticaret hacminde veya ödemeler sisteminde kendi iş akışlarındaki önemli gördükleri ülkelere öncelik verdiler. Bu noktada Amerika'nın biz ne kadar önceliğindeyiz değiliz bilmiyorum. Ki dünkü Berat Albayrak sunumuna baktığın zaman da bir G20 vurgusu var. Amerika vurgusu yok. Dolayısıyla hem mevcut
İşte Katar, Çin limitlerinin arttırılması zaten hani başka da olmadığı için mevcut deyince diğer o iki ülkenin adını zikredebiliyoruz ama diğer potada bu işler hangi aşamada gidiyor? Bunu kestirmek güç. Anlıyoruz ki bayağı bir üst perdeden gidiyor. Çünkü işte iki hafta önce pazar günü Anadolu Ajansı'na Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Uysal'ın vermiş olduğu röportajın son metni, en vurgulayıcı yeri bu konu üzerineydi. Enflasyon raporunda da bolca soruldu. Eminim ben dün birebir dinlemedim başkan, düzeltelim, Bakan Albayrak sunumunu ama eminim orada da geldi. Bu konu genel anlamda gündemde üst sıraları almaya devam ediyor ve etmeye de devam edecek gibi duruyor. Bir yandan gelişen ülkelerin notu inmeye devam ediyor. Fitch Brezilya'nın notunu indirdi, görünümünü negatife indirdi. Ve gelişmiş ülke merkez bankaları da faiz indiriyor. Norveç'te faizini sıfıra çekti. Bunu da aktaralım. Brezilya dedin, onlar da dün 75 bas puan indirdi. 3.75'ten 3'e geldi. Onu da söylemeden geçmeyeyim. Yani bir yandan kredi ajanlarına kuruluşları not düşürüyor. Öbür taraftan enflasyondan, kurdan bağımsız faiz indirimleri var. Burada da dengeyi bulmaya çalışan bir yatırımcı kitlesi var. Gerçekten işi, herkesin işi, biz de bunu aktarırken başka da bir zorlanıyoruz. Herkesin işi bu noktada iki kat zorlaştı. Çok teşekkürler Cumhur. Fokus'u kapatıyoruz. Hoşçakalın.